Amerika'nın tek televizyonu, kanal ve ekranlarından sütlü kahveden hepinize mutlu sabahlar. Bugün sütlü kahve sohbetinde çok renkli konuları ele alacağız. Öncelikle diyetisyen Fatma Altıntaş Kaplan'la sofralarımızın vazgeçilmezi çayı ve sağlık üzerine etkilerini konuşacağız. Ayşegül Şibiravcıoğlu'yla penye iplerden yaptığı harika tasarımları sizler için ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de bizlere soru ve görüşlerinizi iletmek için 0242 345 45 44 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Yeni güne sütlü kahve sohbetiyle devam etmek için hazırsanız sütlü kahve başlıyor. Sevgili izleyiciler, haftanın son iş günü Cuma gününden haftayı bitirirken sizler için çok renkli konuları ele almaya çalışıyoruz yine. Bugün de güzel tasarımlarla ekranlarınızı renklendirmeye devam edeceğiz. Öncelikle hepinize günaydın diyerek sohbetimize başlayalım ve konuklarımıza da birer günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz. O enerjiniz bana yansıyor ve dolayısıyla sohbet çok keyifli geçecek. Şimdiden bundan eminim. Teşekkürler. Sizin de enerjiniz çok yüksek. Öncelikle diyetisyenimizi tanıyoruz artık. Bu ekranlardan beslenmeye dair ne varsa kendisinden faydalı bilgileri almaya her hafta düzenli olarak devam ediyoruz. Ama öncelikle Ayşegül Hanım, sizi tanımakla başlayalım. Ben evliyim, iki tane çocuğum var. Peyzaj mimarıyım aslında. Ama 2009'dan beri bu işleri yapıyorum. Daha doğrusu çocukluğumdan beri yapıyorum ama tabii profesyonel hale 2009'dan beri geldi diyebiliriz. Önce hobi olarak başladı. Daha sonra böyle bir işte internet sitesine geçiş yaptım. Bir yurt dışı kökenli bir sitede bir shop açtım. Daha çok yurt dışına gönderiyordum. Ama işte son bir seneden beri Türkiye içinde de bir aktiviteye girdik. Siparişlerinizi alıp bu harika tasarımları yaratıyorsunuz evet, diyelim. Evet, Instagram üzerinden alıyorum siparişleri ya da Facebook üzerinden alıyorum. Bu şekilde kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Genelde örgü örmek stresi azaltır, kendimizi bu şekilde deşarj ederiz diye biliyoruz annelerimizden, büyüklerimizden. Evet. Sizde de durum böyle mi? Evet, öyle. Yani örgü ördüğünüz zaman hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Hiçbir şekilde başka bir kötü bir düşünce bir kere zaten kafadan çıkıyor. O ona konsantre oluyorsunuz. Bütün negatif enerjiyi evet, atıyorsunuz. Evet, evet. Güzel bir hobi olarak da yapılabilecek bir şey. Yani evet. Ufak uğraşlarla gayet güzel olabilir. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Senin aran nasıl? El becerin nasıl peki? Örgüyle aran nasıl? Valla çok isterim, çok isterdim ama maalesef yani bu da bir yetenek bence. Çok böyle örgü vesaire çok bir yeteneğim olduğunu söyleyemem. Ama çok güzel bir hobi kesinlikle yani yapabilenin. Uğraşması gerekir bence. Yeteneği olması lazım. Ben işte küçükken böyle her zaman şey olur ya böyle hani anneler bir yönlendirir hani bir şeylerle uğraş isterler tatillerde vesaire. Hep böyle başlardım. İkinci, üçüncü gün bırakırdım. Belki şeyden dolayı daha çok boyaydı vesaire, resimde o tarz şeylere yöneldik. Buna yatkınlığım yoktu ama belki orada biraz daha başarılı olduğum için mi ona gidiyordum bilmiyorum belki ama. Belki de o özel ilgi alanı dediğimiz şey tam da bu noktada devreye giriyor. Evet, aslına bakarsanız bütün kız çocukları buna maruz kalmıştır belli dönemlerde. Evet. Bir iplik ve şiş eline tutuşturulup bir şeyler üretmesi anneler tarafından beklenmiştir. Buna maruz kalmışızdır. Evet. Fatma da buna maruz kalmış ama özel ilgi alanına girmemiş diyelim. Evet, çok beceremedim o konuda, devam ettiremedim. Yani dediğim gibi belki yeteneğim olsa devamı gelirdi. Eminim Ayşegül Hanım da hani yeteneğin üzerine bir şeyler katmıştır. Devamı yani gelmiştir. Yani herhalde alana. Öyle bir şey. Evet, evet. Ya bir de alan haline gelmiştir. Yok, benim annem örgü değil, daha çok mi? Dikiş üzerine şeydi, başarılıydı. Hı hı. Ama anneannem sağ olsun o çok örerdi. Onun sayesinde biraz örgüye karşı ilgim ondan gelme. Ben öyle diyeyim. Onunla beraber biz çok örerdik.
Öyle öyle işte dediği gibi aslında birazcık da yani insanların hani kişinin kendi yöneldiği şey işte kimi resim, kimi müzik, kimi evet. örgü bence bir insan mutlaka hobisi olması lazım. Muhakkak öyle. O hobi çünkü insanları rahatlatan, daha çok kafasını dağıtan işte iyiye yönelten bir şey insanları. Yani iyi düşünmeye, olumlu düşünmeye yönelten bir şey. Tam da bu noktada ben Fatma Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Danışanlarınız, zayıflamak için gelenler, beslenme önerileri almak isteyenler sizden. Onları böyle farklı hobilere yönlendiriyor musunuz? En azından yeme alışkanlıklarını değiştirmeleri Kesinlikle. Ve hayatlarını belli bir noktada düzene sokmaları için. Kesinlikle tavsiyelerim oluyor. Çünkü şöyle, yani bize geldiği zaman evet beslenme uzmanıyız, mesleğimiz, işimiz bu ama yeme sorunlarının altyapısında aslında hep böyle psikolojik bir şey de yatıyor. O yüzden bizim görüşmelerimizin çoğunda aslında bu altyapıyı düzeltmeye yönelik bir sohbet havasına da geçebiliyor. Tabii tavsiyelerimiz oluyor, beslenme programını planlıyoruz ama baktığımız zaman gelen danışanların çoğunda strese giriyor mesela, yemekle uğraşıyor. Strese giriyor, bizim insanımız mutfağa giriyor, evet. bir şeyler yapıyor. Bir tatlı yapıyor, onu yiyor. Mesela ben bu noktada şeyi çok öneririm, işte yürüyüş yapın, dışarı çıkın, temiz havaya çıkın. Ya da bu tarz bir uğraşlara, bir uğraşa girin, bir hobi edinin ya da bir kursa gitmek çok fazla bu anlamda şey var, seçenek var Antalya'da. Evet. Bir kursa gidin, mutlaka size uygun bir şey olacaktır. Hani o yemekten uzaklaşma ya da hani fazladan o stresi atmak için yemeğe yönelmenin önüne geçmede kesinlikle etkili olur diyorum. Yani, mutfakta vakit geçirmektense bu tarz tabii uğraşlar. Tabii ki hem bir şey üretmiş evet, oluyorsunuz, bir şey üretmiş oluyorsunuz. Gözle görülür bir şey oluyor bu. Hem o stresi atmış oluyorsunuz. Ayşe Hanım dediği gibi hani böyle günlük o şeyden de uzaklaşıyorsunuz. Günlük evet. stresinden de uzaklaşıyorsunuz. Çok da etkili olur diyorum. Herkesin yapabileceği mutlaka bir ilgi alanı vardır. Yani bir yeteneği vardır. Bunları deneyerek aslında keşfetmek evet. lazım. Ben bunu spor anlamında da söylüyorum. Yani herkes yürüyüşü sevmeyebilir ya da herkes spor salonunda vakit geçirmek istemeyebilir. Dans ederek de siz bunu yapabilirsiniz. Dans ederek de hayatınıza hareket katabilirsiniz diyorum. Seveceğiniz şeyleri yapmak, onları keşfetmek önemli. Çünkü biz beslenme, diyet diyoruz ama diyet aslında hayatın bütünü. Diyet bir yaşam tarzıdır. Kesinlikle yani öyle. Sadece bizim bu 3 aylık, 5 aylık, 1 senelik görüşme sürecinde planladığımız bir program değil. Bunun sürdürülebilir halidir. O yüzden bunun içerisinde bizim sosyal hayatımız da var, beslenme düzenini etkileyen. Bizim yaptığımız hobiler de var, hareketimiz de var, egzersizimiz de var. Hepsini bütün olarak değerlendirip ona göre yönlendirmek gerekiyor. Ona göre plan oluşturmak gerekiyor. Kesinlikle çok haklısın ve Ayşegül Hanım da bu noktada şanslı bence ki bunu keşfetmiş kendisi. Evet. Keşfetmiş ve güzel tasarımlarla tabii ki sevenlerinin hizmetinde diyelim ve evet. isteyenler size nasıl ulaşabilir? Hemen bu bilgiyi verelim. Tabii ki bu tasarımları izleyicilerimizle buluşturacağız. Benim, sizden bir şeyler evet. yapmanızı rica edeceğiz ama. Benim Instagram sayfam var. Genelde oradan ulaşıyorlar bana. Kukuletta diye geçiyor Instagram sayfam. Biraz okunuşu evet ama yazılışı biraz zor. O yüzden bulmakta zorlanabilirler. Benim adımı yazarak da bulabiliyorlarmış. Arayanlar öyle söylüyor. Hı hı. Oradan ulaşabilirler. Özelden mesaj atabilirler. Telefon numaram var. WhatsApp'tan ulaşabilirler. Genelde öyle oluyor çünkü. Kişiye özel dediğim gibi yapıyorum. Genelde anneler çok bu ara benimle haşırlaşır. İşte bebekler için çünkü ağırlıklı çalışıyorum. Evet, evet, daha kesinlikle. Önce büyüklere işte patik ve eldiven yapıyordum, Amerika'ya gönderiyordum. Yine aynı şekilde devam ediyor. Onu da bir bebek reyonu kısmı açtım. Orada da o şekilde devam ediyor. Paspas yapabiliyoruz işte bebek odalarına ya da işte banyolara, oturma mekanlarında kullanılıyor. Puflar kullanılıyor. Hı. Yine oturma mekanı ve bebek odalarında kullanıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, yine bu ayrıntıları almaya devam edeceğiz sizden ama bizde yani yurt içinde satış yapıyorsunuz sipariş evet. alarak. Genel olarak zaten bu tarz tasarımları biz severiz ve evet. rağbet gösteririz. Evet. Bunu kendimden de biliyorum. Peki yurt dışında Amerika'ya gönderiyorsunuz orada sipariş alıp. Orada rağbet nasıl peki? Onların bu tarz ürünlere yaklaşımları nasıl? Şimdi onlarda şöyle aslında daha kıymetli. Çünkü yapan çok daha az. Çok az. Ve el işi çok kıymetli orada. Daha değer
verip daha önemsiyorlar. Çünkü hı hı. Türkiye'de gerçekten dediğiniz gibi annelerden gelen bir baskı olduğu için hani yapılıyor. Çocukluktan evet herkes bir şekilde buna bir el atmış oluyor ve işte bir örgü denemiş deneyimi oluyor, yapabiliyor. Dolayısıyla o kadar çok kıymet görmüyor aslında. Ya da aslında annelerimiz zaten hani bir hazırlık yapıyor. Evet yapıyorlar. Evet, bunun için hazırlıyor, doğum hazırlığı. Evet. Yani o anlamda gerek. Evet. Biz daha çünkü ataerkil işte bir toplumuz, birbirine daha bağlıyız. Çocuklarımız evet. bizim için hani doğduğu andan öldüğü ana biz öldüğümüz ana kadar çocuklarımızın arkasında evet. önünde hep onları evet, takip evet, ediyoruz kesinlikle. Ama yurt dışında tabii o şey olmadığı için insanlar daha bireysel olduğu için evet. belki de onlar daha çok hazır olması, ilgi gösteriyor. Daha böyle. Çok ilgi gösteriyorlar, daha kıymet veriyorlar, daha önemsiyorlar. Bir de orada daha sanatçı gözüyle bakıyorlar. Biraz da o şey önemli galiba. Hakikaten bunları göstereceğiz ama mesela şu patik bence de bir sanat. Çünkü hani bunu siz ürettiniz ve eşi benzeri yok. Dolayısıyla yani aslında öyle demek lazım. Var yapan arkadaşlarımız çok var. İşte dediğim gibi çok vardır ama yani, siz bunu tasarlarken kendinize has yani o motifleri, o rengi yani kendiniz tabii, tasarlıyorsunuz. Tabii tabii mutlaka kendimden bir şeyler koyuyorum. Bunu işte. Şöyle düşünebiliriz. Resim yapmak gibi düşünebiliriz. Evet evet biraz hani renk değiştirebiliyorsunuz. İşte başkası farklı bir farklı gözle bakıyor. Siz evet, başka bir gözle evet. bakabiliyorsunuz. O da tasarımın başka bir boyutu oluyor. İnsanlar kendilerine göre değişik şeyler ekleyebiliyorlar tabii ki. Bir de karşıdaki insanın istekleri de çok önemli. Muhakkak. Yani işte iletişim yani evet. renk seçimi, anne ne istiyor ya da işte hani nasıl bir şey istiyorlar? Evet evet. Beklentileri nedir? Sizin mutlaka bu yaptıklarınıza kendileri de bir yorum ekleyip size de bir bakış kazandırıyorlar. Evet öyle oluyor ve daha güzel oluyor. Çünkü evet. bakıyorsunuz çok farklı bir şey evet. çıkıyor ortaya. O da bakış açınızı değiştiriyor, görüşünüzü değiştiriyor. Başka bir pencereden bakma imkanı sağlıyor size. Puset yapma fikri de bir annenin talebi üzerine mi işe koyuldunuz? Puset aslında çok anne talebinden çok ben çok araştırıyorum. İnternette çok vakit geçiriyorum. Yani bu iş üzerine de işte devam ettiğim için. Bir gün böyle dolaşırken gördüm. Acaba yapabilir miyim mi? Hani önce şey yaptım. O denedim. Yaptığınız harika pusetler de bizde mevcut. Arkadaşlarımız da onları evet. verirlerse izleyicilerimiz daha evet. sağlıklı bir fikre sahip olacaklardır yaptığınız evet. tasarımlar burada hakkında. Burada da zaten bir örneğini getirebildim. Şimdi önce bir denedim olmadı sonra tekrar söktüm yaptım. Sonra baktım yapabiliyorum. Olacak. Ben bunu evet olacak. Güzel de oluyor. Görüntü evet. de güzel. O öyle başladı. Kesinlikle. Ve şu anda da hızlı bir şekilde devam ediyor. Siparişlerim oluyor. İşte yanında bebek sepeti yapıyorum işte malzeme hı hı. koymak için. Battaniyesi işte aslında bu bir takım haline geldi. Yavaş yavaş kendiliğinden oluşan bir takım oldu. Paspası, battaniyesi, puseti derken. Gerekli böyle her ne varsa. Evet böyle bir bebek grubunun içine girdim birden evet. kendimi. Ben çocukları da çok seviyorum. O yüzden de herhalde o tarafa kaymam da ondan kaynaklı. Böyle bir elektriğimiz oluyor çocuklarla evet. nedense. Bebekler söz konusuysa özellikle şu konuda anneler çok hassastır. Kullanılan madde, malzemenin içeriği konusunu evet. biraz irdelerler. Evet. Siz bu harika tasarımları hangi ürünlerden yapıyorsunuz ve yani anneler gönül rahatlığıyla bunları sipariş edebilirler mi? Biraz bu detayları alalım. Tabii alalım bunlar tamamen penye ip, doğaldır. Yıkayabilirler. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Deformasyonu olmuyor. Elimize aldığımız zaman zaten o hani bebek teninin yumuşaklığı aldığımız evet, ürünlerde de hissedebiliyoruz. Evet aynen onu hissedersiniz yumuşak. Diğer işte mesela battaniyelerde de antialerjik olan şimdi yünler var. Hani bu piyasada gerçekten gelişti, bayağı bir gelişti. Evet. Bunun üstüne de başarılı yün üretimleri var. Onlardan kullanıyorum.
Onun için gönül rahatlığıyla kullanabilirler, yıkanabilir, hijyen, hiçbir evet. şekilde bebeklere öncesinde zarar vermeyen renkler dedek evet. mesela şey oluyor kullanabiliyorlar. Öncesinde mesela ilk bir yaşına kadar çocuklara kesinlikle böyle örme, yün vesaire kullanılmasını evet. denirdi. Ama dediğiniz gibi şimdi o kullanılan malzemeler artık o işte astımı tetiklemeyecek, alerjiyi tetiklemeyecek evet, evet. türde tabii, çok tabii. da gönül rahatlığıyla kullanabiliyorlar. Aslında tabii. el işleri, örme ürünler var. Evet, sen de bir anne gözüyle yaklaşınca benim olaya. Küçük bir kızım var. Dolayısıyla ben de çok araştırdım. Ben de alırken, yaparken hani böyle en az zarar verecek ürünü evet. seçme yoluna gittim. O yüzden dediğiniz gibi kullandığınız ürünler bu anlamda çok da kaliteli bence. Çok da kullanışlı. Teşekkürler, sağ olun. evet, ve bir kere baktığımız zaman bizi cezbediyor görüntüsüyle evet, ilk evet. etapta. Sonrasında elimize aldığımız zaman o kaliteyi zaten hissedebiliyoruz dokunduğumuzda. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla bebeklerimiz için bu harika tasarımları kullanabiliriz. Evet. Hele ki varsa çiçeği burnunda anneler ya da anne adayları sizi Instagram sayfanızdan takip ederek bu muhteşem ürünleri bebekleri için alabilirler diyelim. Ve bugün aynı zamanda biz sohbetlerimizin baş tacı tabii ki sütlü kahve. Evet. Onu bir parantez içine alıyoruz. Onu en başta ele aldık. Zaten evet. kahveye evet, önceliğimizi verdik. Konuşmuştuk sevgili diyetisyenimizle enine boyuna bütün ayrıntılarıyla değindik. Evet. Ama kültürümüzün içinde var olan bir gerçek de şu ki çayı çok seviyoruz. Kesinlikle, evet. kesinlikle. Yani sabah kahvaltıda hazırlamadan önce çayı koyuyoruz hocam. Sabah uyandığımız zaman annelerimizin ilk yaptığı şey çay suyu koymak oluyor. Güzel evet. bir yemekten sonra hemen çay koymak aradığımız oluyor. Şey bir bardak çay oluyor. Evet, dolayısıyla evet. kültürümüzün içinde var olan, sevilen bir içecek. Ve yanılmıyorsam sudan sonra en fazla tüketilen bu dünya içecek genelinde, çay. Evet, dünya genelinde de böyle. Tabii her ülkede tercih edilen çay farklı. Bizim kültürümüzde siyah çay daha yaygın. Şimdi yeni yeni böyle sağlık trendleri oturdukça ya da sağlık anlamında insanlar araştırma eğilimine gittikçe yeşil çay tüketimi de artıyor ama önceliğimiz siyah çay. Dünya genelinde de sudan sonra en fazla tüketilen. Hatta yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde ortalama 40 litre deniyor kişi başına tüketilen çay miktarı yıllık. Bize baktığımız zaman bu miktarın yaklaşık 2-3 katına çıkabileceği söyleniyor. Çünkü ben kendi danışanlarıma da her zaman sorarım. Mesela ne kadar sıvı alıyoruz? Bunun ne kadarı çay, ne kadarı kahve, ne kadarı bitki çayı hep konuşuyoruz. Ortalama 5-6 bardak çay mutlaka tüketiliyor. Burada tabii çayın bizim kültürümüzde artık bir oturmuş yeri evet. var. Aslına bakarsan çay deyince hani yeşil çay, siyah çay ayrımına gitmiyoruz. Çünkü çay bizim için bildiğimiz, demlediğimiz o siyah çay. Aynen, aynen. Biz o çayı aslında çay dediğimiz zaman ilk onu anlıyoruz. Evet, aklımızda aslında, belirleyen evet, şey yok. İşin temeline inecek olursak bunlar tek bir bitki. Yani siyah çay, yeşil çay ya da bizim oolong çay, beyaz çay dediğimiz çayın hepsi tek bir bitki. Camellia sinensis diye bir bitki. Ama işleme aşaması, toplama aşaması, kurutma, kıvırma işlemleri bu çayın fermente durumunu değiştiriyor, aromasını değiştiriyor, tadını değiştiriyor. O yüzden farklı çaylar elde ediliyor. Tabii içerik de biraz değişiyor. Bizim en çok tükettiğimiz siyah çay fermente olan çay. Biz yine kısaca anlatayım. Yeşil çay fermente olmamış çaydır. Genel olarak diğer çaylara göre biraz daha antioksidan içeriği yüksektir. Ama siyah çayda da bu antioksidan özellik ya da pek çok rahatsızlığa, hastalığa karşı koruyucu özellik yine bulunmaktadır. Beyaz çay dediğimizde yarı fermente edilmiş çaydır. Dediğim gibi hepsi tek bir bitkiden ama yapılan işlemler bizim soframıza gelene kadar, bardağımıza girene kadar geçtiği işlemler onun aromasını, içeriğini çeşitlendiriyor, değiştiriyor. Şimdi bunun aslında geçmişine bakacak olursak ben çayı çok severim aslında. O yüzden temeli nereden geldi? Biz hangi yıllarda çay tüketmeye başladık? Çünkü şu an evet. baktığımızda ihracatını yapacak boyuttayız. Özellikle Doğu Karadeniz'de çay ülke geneline yetecek. Aynı zamanda ihracat edilecek boyutta üretilmekte. Aslında çok çok eski değil. Dünyada tüketimi çok eski. Yaklaşık 5000 yani yıllık. Yakın tarihimize baktığımız zaman bu sorunun cevabını bulabiliyoruz. Tabii, değil Cumhuriyet mi? Cumhuriyet yıllarından itibaren aslında bizde çay var olmaya başlamış. Yani üretilmeye başlanmış. Ama temelde 5000 yıllık bir geçmişi var çayın. İlk çıkışı da Çin'den Ana oluyor. Ana vatanı Çin. Evet.
Evet, yani nasıl şimdi hep insanımız şunu merak eder. Biz bunu tüketiyoruz ama nasıl bulundu? Acaba kimin aklına geldi? Her zaman besinlerle ilgili böyle bir soru vardır insanların aklında. Çayın Kesinlikle ilk bulunuşu öyle. da tesadüfen kaynayan suya çay yapraklarının düşmesiyle oluşan o koku, aroma, tat onunla birlikte sevilmiş ve Çin'den artık dünyaya yayılarak çay tüketimi giderek artmaya başlamış. Şu an baktığımızda en fazla yine tüketim Çin, Japonya, burada çok fazla tüketiliyor. Hindistan, sonra işte Türkiye geliyor, Batı ülkeleri gelmeye başlıyor. Dediğim gibi çayın tüketimi ülkeler arasında farklılık gösterebiliyor. Bizde siyah çay tüketilirken mesela Çin, Japonya gibi ülkelerde daha çok yeşil çay tüketiliyor. Batıya doğru gittikçe Hindistan ve daha batısında siyah çaya ağırlık veriliyor. Bize de çayın gelişi, üretimi 1888 yılında oluyor aslında ilk. Ama o dönem artık böyle ülkenin biraz böyle karıştığı dönemler, savaş dönemleri vesaire. İlk üretim deneniyor, Bursa'da yapılıyor, başarılı olmuyor. Sonra bir daha deneniyor, yine tutmuyor, çay yetiştiremiyoruz. Sonraki yıllarda rapor hazırlanıyor ve iklim olarak çayın bir nemli ortamı sevdiği, evet, yağışlı ortamı sevdiği raporlanıyor. Ancak savaş yıllarından sonra 1924'te Karadeniz'de, Rize'de üretim başlıyor. Ondan sonra da artık bizim sabah kahvaltılarımızın, ikindilerimizin vazgeçilmezi haline geliyor çay. Evet, sabah gözümüzü açtığımızda elimize aldığımız bir bardak sıcacık çay neredeyse yatana kadar, günü bitirene kadar elimizden düşmüyor. Evet, evet. Hele ki çay tiryakileri var ki onlara benim diyecek sözüm yok yani. demlik hiç ocaktan inmiyor. Evet. Öyle çayı o kadar çok sevenleri de rastlıyoruz ama çaydan bu kadar bahsederken tabii sağlık üzerine ne gibi etkileri var, olumlu, olumsuz tarafları, bunları detaylarıyla alacağız. Tam da bu noktada Ayşegül Hanım'a şunu sormak istiyorum. Bu harika tasarımları yaparken siz çay içiyor musunuz, çay içmeyi seviyor musunuz? Ben çok çay içemiyorum çünkü bende kansızlık yapıyor. Onun için genelde doktorlarım değerlerim sürekli düştüğü için evet çok çay tüketmiyorum. Mümkün olduğunca az, işte günde 1-2 bardak. Ben çay yerine kahveyi tercih edenlerdenim. Türk kahvesi tiryakisiyim. O yüzden çay o benim çok için çok vazgeçilmez değil. Ama evet, yani ben, daha iyi biliyordur doktor hanım şimdi. Evet, ben bu noktada şunu söylüyorum. Şimdi sağlık üzerine etkilerine baktığımızda tek olumsuz etki aslında kansızlık üzerinde. Yani demir eksikliği, anemisinde evet çayın dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Ama tamamen bırakın mı diyoruz? Hayır, mümkün olduğunca yemeklerden sonra bir saat tüketmeyin. Bu çok önemli. Çünkü yediğiniz besinlerle aldığınız demirin emilimini ciddi anlamda azaltıyor. Hatta bu pek çoğumuzun yaptığı bir yanlış. Daha evet, yemek bitmeden bir elimiz hemen çayla tutar, öyle, çay demlemeye koyuyoruz. Aynen öyle. Yani kıyasladığımız zaman bir Türk kahvesine göre ya da bir yeşil çaya göre 2-3 kat fazla demir emilimini engellediğini biliyoruz biz siyah çayın. O yüzden yemekten sonra bir saat kesinlikle tüketmeyin diyoruz. Sonrasında da demir eksikliği olanların açık ve limonlu içtiği takdirde bu zararı en aza indirgediğini biliyoruz. Tabii sıklığını azaltmak önemli. Evet. Sadece çayı seviyorsak, vazgeçilmez değilse benim tavsiyem açık ve limonlu tüketmeleri oluyor. Hmm, evet. Danışanlarımın, yani genel olarak tavsiyemdir bu. Çünkü C vitaminin, askorbik asidin demirin emilimini kolaylaştırdığını biliyoruz. Mesela bir kahvaltıda portakal suyu eklendiği zaman yumurtayla birlikte aldığımız demir emilimi çok daha fazla olurken eğer biz bunu koyu bir çayla içersek çok çok az o demirden faydalanabiliyoruz. Dolayısıyla o yüzden dikkat etmemiz gereken evet, önemli detaylar bunlar. Aynen. Kahvaltıda vazgeçilmez dedik mesela. Sabah kahvaltı hazırlamadan çay koyarız ocağa. Bu noktada benim tavsiyem demir eksikliğiniz varsa sonrasına bırakın. Eğer demir eksikliğimiz yoksa yine o besinlerle birlikte yeterli faydayı sağlayabilmek için açık ve limonlu tüketmelerini tavsiye ederim danışanlara. Ya da genel olarak bunu söylerim. Yine sağlık üzerine etkilerini konuşacak olsak aslında çok şey var konuşacak. Çok fazla. Çok şey var. Çok fazla. O zaman şöyle yapalım. Kanalımızda da biz çayı çok severek içiyoruz. Evet. Arkadaşlarımız çayı ne kadar seviyor, nasıl içiyorlarmış bunları da sorduk. Aynen. Kendilerine. Aynen, kaç bardak tüketiliyor. Öncesinde kısa bir reklam arasına gidelim. Sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Sevgili izleyiciler, Sütlü Kahve sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için şu hatırlatmayı ben yapmak istiyorum. Bugün diyetisyen Fatma Altuntaş Kaplan'la çayı ve sağlık üzerine etkilerini konuşuyoruz. Aynı zamanda Ayşegül Şibir Avcıoğlu'yla da Pen Yiğitler'den yaptığı harika tasarımları konuşmaya devam edeceğiz. En son çaydan bahsetmiştik. Evet. Çayın D vitaminini... Demiri. Hep karıştırıyorum ismini. Olsun. Demir elemini nasıl etkilediğini senden almıştık. Evet. Tam da ben o arada kanalımızda da çayı çok sevdiğimizi ve çokça içtiğimizden bahsetmiştim. Çalışma arkadaşlarıma gün içinde ne kadar çay içtiklerini, çayı sevip sevmediklerini sordum. Onlar da sağ olsunlar geri çevirmediler. Bununla ilgili bir röportajımız var. Onu paylaşalım. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çalışma arkadaşım olarak size küçük bir sorum var. Çayın sağlık üzerine etkilerini alacağız diyetisyenimizden. Ve öncelikle şunu sormak istiyorum. Çay içmeyi seviyor muyuz? Çay içmeyi seviyorum ama çok çay içen birisi de değilim. Çok fazla da çay içmiyorum gün içinde. Peki çok fazla çay tüketmemenizin özel bir nedeni var mı? Yok. Sağlık üzerine peki etkilerini biliyor musunuz çayın? Sağlık üzerine zararlarını biliyorum biraz. Yemek üzerine içildiği zaman demirin emilimini azaltıyor. Onun haricinde çok da bilmiyorum açıkçası. Merhaba Gazanfer Hocam. Merhabalar, merhabalar efendim. Sizi çay içerken yakaladık. Tam da konumuzla alakalı bir soru sormak istiyorum. Evet, tabii ben... Bir de sporcu olduğum için antrenmandan sonraki iki bardak çay çok dinlendirici oluyor, güzel oluyor. Tabii aşırıya kaçmamakla beraber çay biliyorsun Anadolu insanının, Türk milletinin tiryakisidir. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, buyurun. Çalışırken çay içmeyi ihmal etmediğinizi gördük. Kesinlikle her gün içiyorum. Çay vazgeçilmiyor benim hayatımda. Çay içmeyi bu kadar çok seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki günde kaç bardak çay içiyorsunuz? Günde ortalama 5-6 bardak içiyorum. Peki sağlık üzerine ne gibi etkileri var çayın? Bunun hakkında bir fikriniz var mı? Bunun hakkında gerekli bir bilgim yok ama kahvenin daha yararlı olduğunu biliyorum ama çayın zararlı olduğunu biliyorum ama yine içiyorum. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çay keyfinize ortak oluyoruz. Hoş geldiniz. Çay içmeyi seviyor musunuz? Çok severim. Günde kaç bardak çay içiyorsunuz? Ortalama 15-20 arası. Bazen daha fazla. Oldukça çok bir rakam. 20 bardak ve fazlası çay içiyorsunuz günde. Peki bu kadar çok çay içerken çayın sağlığa olumlu ve olumsuz ne gibi etkileri var? Bir fikriniz var mı? Açıkçası yok yani. Ama psikolojik olarak bana çok faydası var. Rahatlatıyor çay beni, dinlendiriyor. O yüzden içiyorum. Zararı da varsa bilmiyorum. Çalışma arkadaşlarımızın çayla arası nasıl? Çayı seviyorlar mı? Bunu soruyoruz. Şimdi de kanal ve televizyon rejilerindeyiz ve çalışma arkadaşımla öncelikle kolay gelsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Çay içmeyi seviyor musunuz? Haddinden fazla seviyorum. Peki çay içmeyi çalışırken mi yoksa dinlenirken mi tercih ediyorsunuz? Ya aslında iki şekilde de tüketiyoruz. Hem çalışırken hem istirahatte. Yani sürekli bir elimizde çay var yani. Kaç bardak içiyorsunuz? 15-20 bardak. Rahat. 15-20 bardak da oldukça yüksek bir rakam gün içinde tükettiğiniz çayı baz alırsak. Peki çayın sağlık üzerine ne gibi olumlu ve olumsuz etkileri var? Bir fikriniz var mı? Vallahi onun üzerine hiçbir araştırmam olmadı. Yani biz kendi bahanemiz nasıl diyeyim, rahatlatması, stresimizi azaltması ki biliyorsunuz bizim iş biraz stresli bir iş. Yani ne bileyim bizi rahatlattığı için. Evet arkadaşlar, minibüsümüzü almışız. Bundan sonra Ali Bey köy hattında çiçek yapmasın da minibüsü çalışacak. Herkese benden çay. Ulan yavrum hapası. Herkese çay var. Ben istemem. Peki. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir?
Şakire çay yok. Hepimizin artık dinle pelesenk olmuş bir replik, evet, ve hepimiz kesinlikle biliyoruz. Bu vesileyle değerli oyuncularımızı da anmadan geçmeyelim dedik. Evet, hepsi çok kıymetli. Evet, hepsi çok kıymetli muhakkak ki öyle. Ve çayı çok sevdiğimizi ben söylemiştim. Evet, çok fazla tüketiliyor. Çok fazla aslında tüketiliyor. Şimdi muhakkak ki faydaları var. Zararları da var. Tabii, haddinden fazla belli, tüketmenin. Kesinlikle. Günlük sıvı ihtiyacımızı karşılamada biz çay ve kahveyi aslında çok fazla suyun yerine koymuyoruz. Ben öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü bizim insanımız şunu da yapıyor. Nasılsa çay içiyorum diye su tüketimini ihmal ediyor. Biraz çay diüretiktir. O yüzden belli bir limitin üstüne çıkmamak faydalıdır. Yani çayın yeri ayrı, suyun yeri kesinlikle ayrı. Kesinlikle. Yani çay tüketseniz de hani 5-6 bardak çay içiyorum ya da 10 bardak çay içiyorum, o yüzden suya gerek yok kısmı çok yanlış olur. Günlük yine 1,5-2 litre en az, kış döneminde de olsa suyumuzu içmemiz lazım. Öncelikle bunu belirteyim. Onun dışında hani daha fazla çay tüketiminin ne gibi bize bir zararı olacaktır? Çünkü 20 bardağa yakın çay içen arkadaşlarımız var. Bu noktada ben kafein kısmını vurgulamak isterim. Ortalama 60-65 kilo bir kişinin günlük 300 miligramın üzerine kafein almaması lazım. Aslında kilogram başına 5 miligram gibi bir şeyden bahsederiz. Çayı ele aldığımız zaman şöyle içeceğimiz bir bardak çay standart demde. Evet, bizler de çaylarımızı tazeledik reklam arasında. Aynen, içmeye devam ediyoruz. Standart demde bir çayda 40 miligram kadar kafein var. Bu da aslında baktığımız zaman 300 miligramı geçmemek adına belli bir limit koymamızın gerektiğini gösteriyor bize. Eğer kişi kahvede içiyorsa çayı biraz daha azaltması gerekiyor. Ama sağlık üzerine etkilerini değerlendirecek olursak aslında çayın bizim için çok çok kıymetli olduğunu bir kez daha ben vurgulamak istiyorum. Çünkü bu konuda yapılan çok çalışma var. Çay üzerine çok fazla araştırmalar yapılmış. En önemli bulgulardan bir tanesi çayın içerisinde bulunan bazı polifenoller var. Bunlar işte vücut için faydalı bileşiklerdir aslında. Bunlardan bazılarının yapılan çalışmalarda vücut için faydalı hücre çoğalmasını artırırken kanser hücrelerini baskıladığını göstermiş. O yüzden günlük tüketilen çayın kanser oluşumunu engellemede mutlaka bir faydasının olacağı belirtilmektedir. Buradan ben de anneme seslenmek istiyorum. Ben de çayı çok severek içerim ve her çay içtiğimde de çay içeceğini meyve ye diye kızar bana. Evet. Çay içmemi çok istemez. Ben bu noktada o zaman olumlu etkileri de varmış çayın. Kesinlikle faydası var. Ama yine şunu vurgulamak istiyorum. Bizim mesela bu çayda bahsettiğimiz polifenolik bileşikler diyoruz mesela. Bunların aslında pek çoğu sebzelerde bulunan bileşiklerdir. Flavonoidler deriz. Hani bu kanser oluşumunu engelleyici, bağışıklığı güçlendirici bileşiklerdir. Benzer bileşikler olduğu için aslında bu faydası var. O yüzden yeterli ve dengeli beslenmeden bahsederken soframıza sebzeye yer vereceğiz, meyvelere, çeşitli meyvelere yer vereceğiz. Yeterli, dengeli besleneceğiz. Çayı o zaman yanına artı olarak koyduğumuzda bize katkısının olduğunu bileceğiz. Yani ben çay içiyorum deyip meyve tüketimini kesersek yanlış olur. Yanlış olacak. Yine annenin o uyarısını dikkate almak lazım. Günlük 4-5 porsiyon ortalama bir kişinin yine sebze meyve tüketimini yapması gerekiyor. Çayı da yine söylediğim gibi hani kanser oluşumunu engellemede bu pek çok kanser, akciğer kanseri, mide, özofagus kanserleri, bunların oluşumunu engellemede pek çok faydasının olduğu pek çok çalışmada gözlenmiş aslında. Yine çayın tavsiye ettiğin tüketim şekli nasıl peki? Şöyle, özellikle 20 bardak çay içenlere buradan neler söylemek istersin? Çok fazla. Ben bu noktada şunu söylerim. Yine bu faydalı etkisinin olması için günlük minimum 4 bardak çay içilmeli diyoruz. Hani o bileşiklerin bizde bir faydalı etki oluşturabilmesi için 4 bardak çayınızı için. Bu yeşil çay olabilir, siyah çay olabilir, tüketebilirsiniz. Kesinlikle faydası olacaktır. Sohbetimiz esnasında özür dilerim bölüyorum. Ayşegül Hanım da meyve çayını sordu. Evet. Ona da soralım yeri gelmişken.
Ben bu aşamada şunu söylüyorum. Mesela meyve çayları tüketilebilir ya da çay dışında, yani bizim bu Camellia sinensis dediğimiz bitkiden elde edilen beyaz çay, yeşil çay ve siyah çay dışındaki bitki çaylarına da günlük 2 fincan yeterli olacaktır. Bunların hani demir üzerine, hani az önce onu da konuştuk, bir etkisi, çay kadar bir etkisi olmayacaktır. Ama onlardan bağımsız olarak ben yine 4 fincan bu çay grubundan tüketmelerini tavsiye ederim. Tüketmenizi tavsiye ederim. Bu yeşil çay da olabilir, siyah çay da olabilir. Demir eksikliği olanların açık ve limonlu içmesi ve yemekten en az 1-1,5 saat sonra tüketmesi daha faydalı olacaktır. Tavsiye, tabii ki şunu da söyleyelim. Mümkünse şekersiz tüketsinler. Evet, evet. Şimdi yine yapılan bir başka çalışmaya değineceğim. Kilo kontrolündeki etkisi. Ona girmeden önce şöyle yapalım o zaman. Ayşegül Hanım penyeplerden yaptığı harika tasarımlardan nasıl yapıyor? Uygulamalı olarak bize göstermeye evet. başlasın. Tamam. O bize bu harika tasarımları nasıl üretiyormuş gösterirken, o ilmekleri nasıl atıyor? Çünkü kalın bir ip ve zor olsa gerek onu sıkı evet, bir şekilde yani örmek. Evet, biraz evet zorlanıyoruz ama çünkü onun biraz daha dik ve daha sert durması gerekiyor. Esneme, az esneme yapması açısından. Evet, az esneme yapması. Sonuçta bebek orada yatacağı için. Onu kaldıracağız, evet, taşıyacağız. Daha kullanımda da aynı şekilde. Ama sepetlerde öyle değil tabii ki. O çok önemli değil. Şimdi küçük bir sepet tabanı aslında ben başlamıştım. Bu sepetler çok amaçlı değil mi? Bunları, tabii tabii. Onları mesela banyoda da kullanabilirsiniz. İşte takı sepeti olarak kullanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü yerde, mutfakta çok kullanabilirsiniz. Evet, evet, dekoratif. Dekoratif olarak. Çok amaçlı doğal sepetlerimiz. Aynen öyle. Şimdi taban başlamıştım ben. Şöyle bir hazır başlanmış hali var. İsterseniz onun bir başlangıcını göstereyim nasıl olduğunu. Bunun en zor kısmı tabanı yapmak mı? Yani çünkü aslında sepette çok zorlanacak bir evet kısmı yok. Ama bir taban başladıktan sonra bunun üstünde buradan devam ederiz eğer vaktimiz olursa. Ben hemen şöyle bir size göstereyim. Şimdi ben bunu zincirsiz örüyorum. Evet. Zincir atmayı biliyorsundur ama değil mi Fatma? Biliyorum, biliyorum tabii. Biliyorum. Bunu zincirsiz yapıyoruz biliyorum. Aynen aynen. Çünkü o kadarını kaptım. Yani zincir olunca ortada bir delik oluyor şurada. Evet. Tam ortasında. Onun bu deliğin olmaması için. Şöyle ikiye katlıyoruz yuvarlak bir şekilde. Ve buradan bir zincir atıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. Sık iğne yapıyoruz daha doğrusu. Zincir değil de. Tabii ki annelerimiz sık iğnenin ne demek olduğunu bilirler. Çok daha, bizler çok bu konuda bilgi sahibi olmasak da onlar bileceklerdir. Evet. Yani başlangıcı böyle ve bunu şöyle ipi çekiyoruz ortadakine. Çektiğimizde bu aradaki boşluk kapanıyor. Harika. Bunun bir tekniği var. Ve çevresinde dolana dolana. Evet, dolana dolana bunu tabanı oluşturuyorum. Tabanı oluşturuyorum. Her ilmeğe. İlk başta 2 tane sık iğne yapıyorsunuz her sık iğneye ilk sırada. Yani 6 tane 12 tane oluyor. Sonra şöyle göstereyim. 6 tane 12 tane. 12 taneden sonra bir tanesine çift batıyorsunuz, bir tanesine tek batıyorsunuz. Ve bu şekilde aradaki şeyleri 2-3 arttırarak devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz ve, böyle bir taban oluşuyor. Bu tamamen ilmeğin içine batarak yapılan bir yöntem. Mesela bunda da ilmeğin dışına batılarak yapılan bir yöntem. Yani iki farklı şekilde yapma, yani bu işi yapanlar genelde örgüyü sevenler, tığ işi yapanlar bunu bilirler. Bilirler. Evet, şu da gözümden kaçmadı. Tığ elinize aldınız, solak olduğunuz gözümden evet, kaçmadı. Solakların daha becerikli olduğunu söylerler. Evet, farklı loklarımız çalıştığı için. Hem sağ hem sol bu arada, lok çalıştığı için. Solağı da bir arada. Evet. Aynen, aynen. Tatlı bir tesadüf olmuş şahsen. Solaklığımın kimi zaman daha azız aslında. Evet. Stüdyomuzda bugün 3 solak buluşmuşuz. Bu da her zaman olacak bir tesadüf değil. Evet, diyelim ve siz uygulamanıza devam ederken diyetisyenimizden de çayın sağlık üzerine etkilerini konuştuk ve kilolarımızın dikkatine diyelim ve
kilo kontrolünde aynen dikkat öyle diyelim. Şimdi kilo herkesin dikkat ettiği bir konu. Çayın bu anlamda da olumlu etkileri var. Yine çayın içerisinde bulunan, özellikle yeşil çayda çok daha fazla bulunan epigallokateşin gallat diye bir bileşen var. Yine farklı bileşenler siyah çayda da bulunuyor aslında. Bunların vücuttaki vücut ısısını artırdığını, yağ oksidasyonunu hızlandırdığı yönde pek çok çalışma var, pek çok araştırma var. Özellikle günlük 4 bardak ve üzeri çay içtiğimiz zaman, ama dediğim gibi bu 20 bardak değildir, faydasının olabilmesi için en az 4 bardak çay içtiğimizde yanına kurabiye pasta koymadığımız takdirde, içine şeker atmadığımız takdirde kilo kontrolünde bize faydası olacaktır, artısı olacaktır. Evet, ikramların vazgeçilmezi çay, evet. Ama o ikramlar neler? Kuru kayısı yiyebilir miyiz? Kesinlikle meyveler çok daha iyi olur. Ben bunu kahvenin yanında da öneriyorum. Çünkü kahveyle birlikte böyle şeker, tatlı, çikolata tüketimi de çok fazla. Onun yerine hurma gibi, kuru kayısı gibi, kuru incir gibi meyveler hem bağırsak düzenleyicidir, evet. Hem meyve çeşitliliğini sağlamış oluruz, hem tatlı ihtiyacını gidermiş oluruz, olur. Hem ara öğün olur. Evet. Kesinlikle kan şekerimizi düzenler. Çok daha iyi olacaktır. Şimdi kış geldi, kuru meyve tüketimi artıyor. İçerisine koyacağımız yine çok faydalı ceviz, badem, fındık gibi besinlerle böyle bir kase oluşturarak farklı kuru meyvelerle çayımızın, kahvemizin yanında o tatlı ihtiyacını ya da bir şey yeme isteğini bu evet, şekilde giderebiliriz. Evet, kesinlikle. Ve hanımların dikkatini diyelim, tabii ki artık kış ayları yaklaşıyor. Evlerinde el işlerini yaparlarken enerjiye evet, ihtiyaç duyuyorlardır muhakkak. Ve tabii ki bu el işlerini yaparken çay da onların vazgeçilmezi olan, hanımlara diyelim ki çaya eşlik edecek ikramlar pasta börek olmasın, kuru meyveler olsun. Fındık, daha badem, ceviz olacaktı olsun ki hem enerji sağlasınlar hem de kilo kontrolünde faydalı olacaktır. Olsun. O zaman evet, o çayın, içtiğimiz yeşil çayında, içtiğimiz siyah çayında biz faydasını görürüz. Dediğim gibi bu noktada hani çay tüketiminde kilo vermede bir artısı olacaktır. Bunu daha önce kahvede de dile getirmiştik ama hem çay hem kahve seviyorsak günlük tüketime dikkat etmek lazım. Ben ortalama 4-5 bardak çay içiyorsanız işte 1 ya da 2 fincan kahveyi geçmeyin diyorum. Yine şekersiz olması tavsiyemizdir. Bu şekilde tüketebilirler, faydasını da görürler. Şeker tüketimi konusunda artık bilinçliyiz, azaltmayı ve hayatımızdan evet, çıkarmak için bir şeyler yapma yoluna gidiyoruz ama bunun yerine ikame olarak şekerin yerine tatlandırıcılar kullanıyoruz. Bu konuda neler düşünüyorsun? Tatlandırıcılar da doğal tatlandırıcılar var artık. İşte stevia bitkisinden elde edilen rahatlıkla kullanabileceğimiz tatlandırıcılar var. Bunları tüketebilirler, alabilirler. Ama içerisinde yapay tatlandırıcı, yapay şey olanları ben çok fazla önermiyorum. Yine günlük belli bir limitin üstüne çıkmamakta fayda vardır. Şimdi 20 bardak çay içiyorum, 20 tablet tatlandırıcı kullanıyorum. Çok doğru olmayacaktır. Hı hı. En güzeli yavaş yavaş şekersiz tada alışmak. Bunlarla aslında beslenme alışkanlığı bu yönde değiştirmek çok daha etkili olacaktır. Ya da o tatlı isteğini, mesela bitki çayı demledik, içerisine bir kabuk tarçın, demleme aşamasına kabuk tarçın koyabiliriz. Ya da farklı bir aroması da olur. Farklı bir aroma denemek olacaktır. Lazım. Hiç denemedim kesinlikle ama kabuk tarçınla çay denemek evet, güzel oluyor. Deneyelim. İştah karanfil kontrolünü, kesinlikle karanfil olur. İştah kontrolünü yardımcı olacaktır tarçın aynı zamanda. Karanfil konabilir. Sevdiğimiz meyve dilimlerinden atabiliriz. Şimdi biz şekeri çıkaralım diyoruz ama sevdiğiniz bir meyve vardır. Yeşil çayınızı demlediniz. İçerisine koyabilirsiniz. Mesela ayva güzel bir aroma verecektir. Elma. Bu elma güzel evet, bir aroma verecektir. Evet. Bunlarla tatlandırabilirsiniz. Yine limon hem faydalı olacaktır. Az önce demir emilme aşamasında bahsetmiştik. Hem de aroma anlamında siyah çayla da yeşil çayla çok rahat tüketilebilecektir. Bunlara dikkat etmelerini öneririm ben. Şimdi çayın bir de bizim yaptığımız yanlışlardan bir tanesi şu oluyor. Çayı demliyoruz, ısıtıp ısıtıp saatlerce o çayı evet, içiyoruz. Bu da çok yanlış. Ben bu noktada da özellikle hanımları uyarmak istiyorum. Yani demlediğiniz çay, ortalama demleme süresi bizim klasik Türk çayında 10-15 dakika gibi bir süredir. Ondan sonra çayı kaynatmak, daha uzun süre bekletmek, giderek çayın potasyum içeriğini
etkisini artır. O yüzden hani çok bekletmeyin diyorum ben. 2-3 saat aynı çayı içmeyin. Taze tüketin. Taze tüketim her zaman iyidir. Yeşil çayda da bu ortalama 3-5 dakika gibi bir demleme süresidir aslında. Yeterli olacaktır. Bunlara dikkat etmelerini öneririm. Evet. Bütün bu söylediklerini diyetisyenimizin dikkate alalım diyelim ki içtiğimiz çay bize şifa olsun. O istemediğimiz zararları vücudumuz yaşamasın diyelim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Stüdyomuza renk kattınız. Biz teşekkür ederiz. Sohbetinizle günümüzü güzel kıldınız. Dilerim ki yine bir sütlü kahve sohbetinde buluşuruz ve bu enerjiyi bu ekranlara taşıma fırsatını yakalarız. Biz teşekkür ederiz. Davetiniz için çok sağ olun. Efendim bugün de Sütlü Kahve'nin sonuna geldik. Çok eğlenceli ve keyifli bir programın sonunda sizin de güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.